Son dönemlerde internette çok fazla bilginin artışıyla birlikte sanırım veya çok fazla özgürlükle, konuşma özgürlüğüyle ya da herhangi bir şeyle bütün bilgilerin birbirine karıştırıldığı bir an oluşmaya başladı ve bu anda genellikle din ve bilimin birbirleriyle sürtüşmesi başlıyor. Fakat sorun şurada, nerede neyin sürtüşme değil, birbirlerine karıştırılması diyelim. Anladım. Yani dinle Evet. bilimi, bilimle dini açıklamaya çalışanları falan diyorsun, değil mi? Yani Çok o. teşekkür ederim hocam. Bunu Evet. söylemeye çalışıyorum. Dinle bilimi, bilimle dini açıklamaya çalışıyoruz. Bunun üzerine de hani sizin görüşlerinizden dolayı size çok soru geliyor. Eğer uygunsa o soruyu gündeme getirmek istiyorum. Evet, ama şimdi son dakika bu soruda sorulmaz. Bir prelüt yapayım, buna daha sonra uzun bölüm sözü verelim. Hani kısa bir giriş Tamam. yapabilirim bu konuya. Çünkü benim çok yaftalandığım bir durumdur. Derler ki yani bu işte, hatta bir karikatürün altına benim adımı yazarak da paylaşmışlardı. Rahmetli Stephen Hawking ile ilgili bir karikatür. Kitapçının önünden tekerlekli sandalyesiyle geçerken kitapçıda kitaplar işte kuantum ve Kur'an, din ve işte kaos, bilmem ne ve bilmem ne falan diye. En son Stephen Hawking ayağa fırlıyor. Yeter ulan tak etti canıma falan diye. Bir karikatür yapmışlar. Onun altına beni de etiketlemişlerdi. Benim profesyonel hayatım boyunca hep dini meseleler, daha doğrusu genelde ezoterik bilgi alanı ve bilimsel bilgi zaten ilgi alanım oldu. Ama bu ikisinin arasındaki keskin ayrımın her zaman gözetilmesi gerektiğini hep anlattım. Çünkü iki alan başka şeylerle ilgilenir. Yani bunlar başka dünyaların aslında faaliyetleridir. Fakat hepsi bu kainatı, bu varlığı açıklamak için başka araçlar önerir. Birinin yetmediği yerde öbürü devreye girer ve birbirlerinin alanlarını aslında çok da işgal etmezler. Bir insanın zihninde birlikte kullanılabilirler. Bunda da mahsur yoktur. Fakat inançlar gibi, mesela adına din dediğimiz geleneksel öğretiler gibi sabit ve değişmez kabulleri olan bir şeyleri yarın ya da bir saat sonra değişebilecek güncel bilimsel bilgilerle bir kaba koyup da bunları birbirinin aynısıymış gibi lanse etmeye çalışmak insanın yazılı tarih boyunca bir türlü bıkmadan yaptığı bir hatadır. Şimdi yazılı tarihin özellikle son 200-300 senelik bölümünde Batı aydınlanması ve sanayi devriminden sonra buraya Batı'da kiliseyle bilim devreleri yani bilim çevreleri arasındaki ayrışma artık kurumsal hale geldi. Yani Batı'da Batı bilimi dediğimiz şey kendi krallığını ilan etti. Kilise zaten krallıktı. O da kendi canibinden takıldı. Minimal ilişki içerisinde bilim adamlarının çoğu la dini bir yöntem ve söylem ve hatta yaşam tarzı benimsemek kültüründe yetiştiler. O şekilde bir akademiye oluştu. Din ise kendi içerisinde bir dondu. Şimdi İslam aleminde böyle bir müktesebat, böyle bir geçmiş hiç olmadı. Biz biraz kafası karışık bir topluluğuz. Dinle bilimin ayrılması meselesi uzaktan bakınca Batı'da aa böyle bir şey yaptılar lan bu enteresana benziyor. Hadi biz de aynısını yapalım tarzında biraz içimize işletmeye çalıştığımız bir şey oldu. Ve maalesef bu hatalı tercih dinle bilgiyi, güncel hayatı iyice birbirinden kopardı. Şimdi maalesef bugün mesela din adamları bilim hakkında hiçbir şey öğrenmeleri gerekmediğini düşünecek kadar aymazca konuşabiliyorlar. Bilimsel hiçbir konuda soru bile sormuyorlar. Ağızlarına gelen her şeyi söyleyebiliyorlar. Diğer yandan bilim gibi geçici bir şeyle, uçarı bir şeyle uğraşan bazı bilim insanları, bazıları ama olayı tamamen bağlamından çıkarıp üç tane bildiğini zannettikleri tabiat bilimlerine dair bilgiyle insanlara bir hayat görüşü ya da kader biçmeye, o işte evrenin anlamını falan açıklamaya çalışıyorlar. Şimdi bu ikisi de ifratla tefritin iki uç kısmı. Bir de arada bazı tipler var. Mesela ben de bu tiplerden bir tanesiyim. Diyorum ki abi onları bir yerli yerine bırakın. Mesela ben bilim anlatırken birisi çıkıyor diyor ki ama diyor Kur'an'a göre. Ya kardeşim diyorum bak Kur'an'a göre diyorsun da Kur'an bilim kitabı değil. Orada şöyle şöyle yazar. Bununla alakası yoktur diye anlatmaya çalışırken beni din anlatıyor zannediyorlar. Sonra bu ara alanda başka tipler de var. Mesela biri çıkıyor ki Allah diyor kendisiyle ilgili şöyle diyor bak kuantum fiziğinde de böyle gözüküyor. Demek ki Allah kuantum Allah'ım ne kadar büyüksün. Burada da enteresan bir hercümerç etme çabası var. Mesela kuantum fiziği ve beyin alanında bu en çok eleştirilen konulardan bir tanesiydi. Kuantum fiziği bir bilinmez, beyin bir bilinmez. İki bilinmezi alalım, koyalım. Uygun görülen aforizmalarla harika anlatılar yaratalım. Şimdi bazı yeni nesil kişisel gelişimcilerin çok sevdiği bir jargondu bu. Şimdi maalesef günümüzde özellikle hani biraz da dini değerlerin dillere pelesenk edilmesinin spor haline geldiği bir dönemde işte farklı bir versiyonunu görüyoruz. Din burada seyyal, muallak, sen ne dersen ona göre şekillenecek bir şey. Bir de burada kimsenin anlamadığı bazı bilimsel olaylar var. Sinan Canan'ın hani dilinde tüy bitti senelerdir kaos teorisi, kuantum fiziğinin temellerini bilmem neyi işte beyin bilimlerini anlatmak üzere ama
Bunların B'sini bilmeyen, A'sını bilmeyen insanların ve maalesef dini de çok iyi bilmeyen insanların bir yerden aldıkları ve bir başka yerden aldıkları jargonları şöyle oyun hamuru gibi karıştırıp ahanda bunu yaptım diye insanların önüne koyulduğu bir devirdeyiz. Ve maalesef insanlarımızın büyük bir çoğunluğu da hem din denen olguyu iyi bilmedikleri hem de bilim okur yazarlığımız maalesef temel eğitimimizden de dolayı son derece zayıf olduğu için bu insanları bilgiyle konuşuyor zannedebiliyorlar. Ben isim vermeyeceğim. Yani etraftaki birçok insanı şöyle ya da böyle bu kutulara koyabilirsiniz ama ben temel olarak burada bir prensip ortaya koymak istiyorum. Bir insan kuantum fiziği konusunda mesela bir şey anlatıyorsa, bir insan kaos teorisi konusunda bir şey anlatıyorsa, lütfen özellikle de böyle hani kamuya yönelik olarak bir takım anlatılar üretiyorsa, bir gidelim bu insanın o konularla ilgili müktesebatı nedir, geçmişi nedir, neler yapmıştır, yani ne yazmıştır, ne çizmiştir, illa bilimsel olarak kuantum fiziği bilmem ne uzmanı olmasını kastetmiyorum. Yani bu konularda bir çalışmışlığı, okumuşluğu, yazmışlığı var mıdır? Aynı şekilde dini konularda konuşan insan din derken neden bahsetmektedir? Bahsettiği hususlar edebi anlatılar mıdır yoksa değişmez gerçekler midir? Şimdi bunları sınayacak bir birikim olmadığı zaman her şey size doğru gelir. Ve en tehlikeli anlatılar da 100 tane doğrunun içerisine bir tane zehirli fikrin yerleştirildiği anlatılardır. Lömçük diye yutarsınız ve hiçbir şey fark etmezsiniz. O içinizde ağaç olur. Eskiden derlerdi ya sakızı yutma içinde sakız ağacı çıkacak diye. Aynen öyle bir şey olur. O zehirli fikirler yavaş yavaş girer bir süre sonra zihninizi yarı şizofrenik bir düşünce sistemiyle istila eder. Kimseyi dinleyin dinlemeyin demiyorum. Ama bilimle bir şey yapacaksanız bilimi öğrenin. Bilim çok kolaydır. İşte nörobilimi anlatmaya size ömrünü hasretmiş bir adam konuşuyor. Bir sürü kitap var. Açın okuyun. 1-2 senenizi alır bilimin temel mantığını anlamak. Herhangi bir konuda. Din adamlarının işi değildir. Dini inancınız varsa sizin işinizdir. Oturun öğrenin kardeşim. Bu da 1-2 senenizi alır. Ondan sonra fikir beyan edin. Eğer bunların hiçbirisini yapmamışsak çok kuvvetli, sihirli bir değneğimiz var. Muhteşem bir şeydir. Bilmiyorum deyin. Rahatlayın. Bilmiyorum de rahatla. Yani biliyormuş gibi olmak, biliyormuş gibi yaşama garantisi altına girmek için saçma sapan insanların peşine takılmayın. Gereksiz söylemleri ağzınıza pelesenk edip de onunla hayatınıza nizam vermeye çalışmayın. Çünkü dünya bu kadar gayri ciddi yaşanabilecek bir yer değil. Bilimi bilim insanlarından, dini gerçekten alimlerinden öğrenmeye çalışın. Din söz konusu olduğunda klasikleri, bilim söz konusu olduğunda en yenilerini okumayı ihmal etmeyin. Bu edebiyat için de söylenir. Edebiyatın klasikleri bilginin yenisi. Daha sonra da bunları cem edebilecek bir zihinsel olgunluğa ulaşmayı talep edin inşallah. Hepimiz edelim. Ve bu yolun talebesi olarak bir süre sonra zaten gerçek ilişkiler bizim zihnimizde ortaya çıkacaktır. Kendini şu koca evrende küçücük hissediyorsan kendine gel. Yalnız olduğunu düşünüyorsan kendine gel. Bugün hiç hayret etmediysen kendine gel. Doğaya karışmaktan, tanımadığın ormanlarda gezinmekten çekiniyorsan, korkuyorsan kendine gel. Türkiye'nin ilk bilimsel teori lansmanına gel. Son bir uyarı. Küçük giriş yapayım dedim ama tabii küçük giriş yapamadım ben gene. İri giriş yaptım. Bir insan çok iddialı bir şekilde dine ya da bilimin netameli alanlarına dair bir şeyi çözdüğünü iddia ediyorsa ve bunu belli bir tonun üzerinde bir baskıyla söylüyorsa sessizce ve çaktırmadan uzaklaşın. Bir insan kuantum fiziğini anladım, ben Allah'ı anladım, ben işte kaosun bilmem kelebeğini anladım, osunu anladım diye konuşuyorsak oradan kaçın. Orada bir satış vardır, orada bir dezenformasyon vardır, orada bir kişisel çıkar vardır, orada bir gaflet, dalalet yahut hıyanet vardır. Lütfen orada çok fazla vakit geçirmeyin, hiç gerek yok diyerek sözlerimi bağlamak istiyorum. Bu arada şimdi herkes kafasından biri bu muhabbetin içine koyuyordur. Ben şahıslardan, konulardan, ülkelerden ya da ekollerden hiçbirinden bahsetmedim. Genel bir kriterin altını çizmeye çalıştım. Bana soracaklar, şu o zaman nedir, bu o zaman nedir bilmiyorum. Kendiniz ayırt edin. Çünkü ben bir insana iyidir ya da kötüdür diyebilecek bir hakem değilim. Ne anlattığını dinlerim. Makul buluyorsam ondan faydalanırım. Değilse kendi haline bırakırım. Allah selamet versin. Onun da bir görevi vardır sistem içinde diye. Çok ilişmem yani. Bence siz de öyle yapabilirsiniz. Hocam
Kuvvetli bir giriş oldu bir soru Evet. için. Tamam, Haftaya bunu devam şey edelim yapalım. Aynen öyle yapalım. Burada bağlayalım bakalım.